İyi pazarlar. Bu pazarda 3 değerli hekim arkadaşımla beraber evlerinize misafir oluyoruz. Hekim arkadaşlarım ve beraber konuşacağımız 3 farklı konuyu gelin birlikte öğrenelim. Akciğer kanserinin erken belirtileri neler? Robotik cerrahi tedavisinin avantajları nedir? Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Çağatay Tezel az sonra Ayşegül Çoruhlu'yla iyi yaşamda. Anne sütünün önemi nedir? Yeni doğan emzirmede dikkat edilmesi gerekenler neler? Az sonra çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Gizem Güvener açıklıyor. Kalp ve damar sağlığını korumanın yolları neler? Küçük kesi cerrahi kimlere uygulanamaz? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Özkara az sonra Ayşegül Çoruhlu'yla iyi yaşamda anlatıyor. Yanımda Sayın Profesör Doktor Çağatay Tezel var. Çağatay Bey göğüs cerrahisi uzmanı. Kendisiyle akciğer cerrahisini, akciğer kanserini ve robotik cerrahiyi konuşacağız. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Hoş bulduk efendim. Ya şimdi akciğer kanseri cerrahisi deyince ben sigara içmiyorum, konu da beni ilgilendirmiyor diyenler olabilir. Olay bambaşka bir yere gitti. Çünkü benim de yakınlarımdan da hastalarımdan da hem erken yaşlarda akciğer kanseri teşhisi alıyorum, duyuyorum ve hem de sigarayla alakasız olanlar çoğaldı. Şimdi buradan acaba akciğer kanseri mi çoğaldı sorusunu kafamda düşünürken sizle de az önce konuştuğumuz gibi aslında teknolojinin ilerlemesiyle kesinlikle ve bizim akciğere daha çok odaklanmamızla erken yakalama kesinlikle çoğaldı. Bu yüzden de aslında sevindirici bir durum da var korkmak yerine. Öncelikle gerçekten çoğaldı mı yoksa teşhis arttığı için böyle oldu? Aslında sayısal anlamda çoğalıp çoğalmadığını söylemek çok güç. Her ne kadar bu tütün ürünlerinden kurtulmakla ilgili çok yoğun bir propaganda var dünyada. Evet. Ve ülkemizde de yani aslında geçmişe göre insanlar çok daha az sigara içiyorlar. Bazı ciddi kısıtlamalar var ve buna uyuluyor yani bir şekilde. Ama diğer taraftan demin de sizin çok iyi belirttiğiniz gibi teknolojik gelişimler ve bu COVID sayesinde diyeceğim maalesef çekilmiş olan akciğer tomografilerinin sayısının çok fazla olması ve çok fazla sayıda hastaya tomografi çekmemizden dolayı biz bu küçük santim sınırında aslında hiçbir belirti vermeyen ama ameliyat ettiğimizde gördüğümüz ve sonucu kanser çıkan çok fazla sayıda hasta görür olduk son 3-4 yıl içerisinde. Okay. Yani bir akciğer enfeksiyonu şikayetiyle gittiğinde tabii ki bu COVID olmasın diye film normalde çekilmezken çekilince o küçük başlangıçları gördünüz. Bunları aynen bıraksaydık hepsi birer akciğer kanseri vakası olarak ileri yıllarda karşımıza çıkacaktı değil mi? Aynen öyle. Yani bunların büyük bir kısmı diyelim. Çünkü bazen bunlar sesli de olabiliyor. Sadece olduğu yerde durabiliyor. İyi huylu da olabiliyorlar. Bunlar iyi huylu da olabiliyorlar. Aynen öyle. Ama bunların içerisinde yani gördüğümüz kadarıyla bizlerin yaklaşık %60'ı akciğer kanseri tanılı hastalar. Yani bu akciğer kanserlerinin takip süresi içerisinde ne zaman metastaz yapacağı, ne zaman büyüyeceği hakkında aslında burada bir bias var istatistikleri olarak. Tam net değil bu bilgi ama evet, sonuçta gene de orada duruyor gene yani. Gene de bir patolojik olarak kanserli hücreden hastayı kurtarmış olduğumuz gibi hastaya kür sağlamış olabiliyoruz. Önemli. Demek ki akciğer kanseri eşittir sigaradan daha öte bir şey. Akciğer kanseri sigaradan öte bir şey. Bunun biyolojisini çok iyi anlamak gerekiyor. Eskiden, var mı etkenler? Etkenler çok fazla var. Yani sadece tamam tütün ürünleri, bunun dumanına maruziyet çok önemli. Sadece akciğer değil, mesane kanseri için de mesane önemli. Mesane kanserini unuturlar genelde. Unutulur genellikle. Evet. Dolayısıyla yani o başka bir kol ama onun haricinde çevresel maruziyet başka bir kol. İşte radon gibi, asbest gibi vesaire gibi. Şunu bilmek istiyorum. Akciğer kanseri için bir taramayı günümüzde artık koymalı mıyız? İlla düz, o düz film var ya akciğer artık filmi. Düz filmin, o yetmez değil mi? Artık düz film yetmiyor. Evet. Dünya şu anda tarama programlarına yönelmiş durumda. Bunları yıllar önce özellikle mide ve yemek borusu kanseri için Japonya yaptı. Yani hemen tüm tarama engelledi programları yaptı. Endoskopiler yapmaya başladı ve bunları çok erken yakalar hale geldi. Akciğer bunun için geride kaldı. Sadece düz bir filmle gidildi yıllar boyunca evet, ve onda çok büyük bu 1 santimlik bir nodülü görebilmek mümkün değil düz akciğer filminde. İyice ilerleyince görmek lazım. Aslında o zaman da iş işten geçmiş oluyor durum. Bizim koruyucu hekimlik yapmamız lazım. Yani bunu evre 1'de yakalamamız lazım biz bu tümörü eğer hastaya bir kür sağlamak istiyorsak. Dolayısıyla düşük doz tomografiler gündeme geldi artık günümüzde. Düşük doz akciğer tomografisi
sigara kullananlar için de ki zararlı ama böyle bir riski olanlar için de masada olmalı yani. Dünya belli bir yaş üstünde olan, kaç sigara yaş? İçmiş şu anda 40. 40 üstünde sigara içmiş olan ama bunu da ikiye ayırıyorlar. Demin sizin söylediğiniz gibi sigara içmeyenler de kanser oluyor babından yola çıkarak. Dolayısıyla 40 yaşının üstünde özellikle erkeklerde daha çok olmakla beraber bu hastaları bir gruba dahil ettiler ve yaklaşık 100 binlik bir popülasyon seriye ulaştılar. Bunlar da düşük doz tomografiler çekelim ve %1. Yani 100 hastanın bir tanesi akciğer kanserinden erken yakalanıp kür şansı edebilir hale geldi. Şimdi kür şansı, iyileşme şansı yine kulağa korkunç geldiği için söyleyeceğim. Robotik cerrahinin ilerlemesi, sizin cerrahi branşınızın yeni üstünlükleriyle bundan korkmamak ve tespit edilince o küçük bölgeyi hastaya zarar vermeden evet. almak ne kadar mümkün? Çok mümkün. Yani bu insanın hayatını kurtaran bir şey. Yani bir santimlik bir tümör için yapılacak cerrahi müdahaleyle tüm tarama testleri yaptık. Hiçbir yerde metastazı yok. Sadece akciğerde 1-2 santimlik bir nodül saptadık. Bunu cerrahi ve onkolojik prensiplere uygun olarak çıkartma durumunda ve bunun patolojik neticesi de erken evre bir akciğer kanseri gelirse eğer, bütün çünkü biz sadece nodülü almakla kalmıyoruz. Bir de patolojiye gönderiyorsunuz. Aynı zamanda da etraftaki bütün lenf bezlerini de alıyoruz. Sonuçta her ne kadar tarama testleri sonucu bize lenflerde bir şey yok dese de biz yine de ameliyat sırasında bütün lenf bezlerini de alıyoruz. Garanti altına almak ve patolojiyi net ortaya koymak için. Eğer onda da erken evre 1 çıkarsa bu vatandaşların, bu insanların 5 yıllık sağ kalım ihtimalleri %90'ın üstünde. Bu gerçekten akciğer cerrahi, kanseri cerrahisinin çok büyük bir rakam. Evet, yeni bir duruş olmuş oluyor. 5 yıl deyince 5 yıl yaşayacağız orada bitiyor değil. Yani olayı çözmeniz %90'ın üstünde demek. Aynen öyle. Peki tabii bunlar bir şikayet olmayan kişilerin bir takım risklerle özel işte düşük doz tomografiyle değerlendirilmesi falan. Ama izleyicilerden hangi şikayetler bizi buna götürsün? Özellikle şimdi akciğer kapalı bir organ. Maalesef dıştan muayene edilemeyecek bir organ. Dolayısıyla hastalar bir şikayetleri olduğunda bu birer akciğer kanseri ise veya akciğer tümörü ise biraz orta ileri evreye geçmiş oluyor aslında ister istemez. Belirtisi çıkınca santral yerleşmiş yani ana hava yollarında yerleşmiş tümörlerde hastalar nefes darlığı ve hemoptizi yani kan tükürmeyle başlıyorlar. Ama diğer taraftan akciğerlerin dış satına yani akciğer zarına göğüs duvarına yakın olan tümörlerde de hasta ağrıyla yani göğsüm ağrıyor, sırtım ağrıyor, yanım ağrıyor şikayetiyle başlıyor. Yan ağrısı şikayeti. Dolayısıyla aslında akciğerlerin kendisi ağrıya duyarsız bir organ. Ama ne zaman ki o tümör akciğer zarına yanaşırsa yani plevraya akciğer zarı ağrıya duyarlı bir organ. Yani akciğerin içinde 3 santim, 4 santimlik bir tümör ağrısızı olursa olmaz. Ağrısızı olmaz. Demek ki ağrısızı olmuyor olması bir şeyim yok anlamına gelmiyor. Onun için bizler hastaların semptomu ve şikayeti olmadan bunu yakalamak istiyoruz. Hasta da öyle bize gelince hocam benim hiçbir şikayetim yoktu. Akciğer filmi çektirdim bu çıktı. Gerçekten bunu aldırmaya gerek var mıya dönüyor olay ki bu çok yanlış bir yol. Yani biz zaten sizde hastalık olmadan, sizde bir semptom, şikayet olmadan sizi yakalamak istiyoruz zaten. Şikayet olduktan sonra bunun evresi ilerliyor. Sizi kurtarma şansımız biraz düşüyor çünkü. Evet, bir de listede en üstte duruyor değil mi? En üst, birinci. Prostat, meme, kolon, akciğer. Birinci, o yüzden maalesef. belki yeni yaklaşımlar gerçekten düz film yerine böyle bir düşük doz tomografinin de sigortalar tarafından karşılanmasını ve yapılmasını gerektirebilir. Çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Anne sütünün önemi nedir? Yeni doğan emzirmede dikkat edilmesi gerekenler neler? Şimdi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Gizem Güvener açıklıyor. Doktor Gizem Güvener'le beraberim. Gizem Hanım çocuk hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Gizem Hanım'la anne sütünün önemini konuşacağız. Önemli tabii ki. Hatta ben derim ki olsa da içsek sürekli. Çünkü anne sütünden daha kıymetli bir yiyecek aslında büyük için bile yok yani. Gerçekten. Öyle söyleyeyim. Kaldı ki bebek için. Biraz bu önemini hani illa emzirmenin önemini biliniyordur ama siz hekim olarak biraz altını çizmek ister misiniz? Ne kadar önemli anne sütü vermek bebeğe?
Anne sütü bebekler için aslında mucizevi bir gıda. Bir nevi bizim için bebeğin ilk aşısını oluşturuyor. Bebek için faydalı olan protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral ve antikorların hepsini içeriyor aslında. Bununla beraber bebeğin hem fiziksel hem de nörolojik gelişimine katkı sağlar. Ve en önemlisi de bebek için sevgi ve şefkat desteğini de bu şekilde sunabiliriz. Temastan dolayı diyorsunuz. Ten temasından dolayı. Anne ve bebek buluşması ilk yarım saat hatta bir saat içerisinde olmalı. Ten teması, bebeğin kokusunu alması bunlar en önem verdiğimiz şeylerden biri. Yani sütün içeriğinden başka süt verme eyleminin öneminden bahsediyorsunuz. Evet. Temas, anne bebek bağı bizim en değer verdiğimiz şeylerdir. Şöyle bir şey merak ediyorum doktor hanım. Şimdi normalde oksitosin bu bağı sağlayan hormon ya ve süt verme, meme başının stimülasyonu o bağı sağlıyor. Ama mesela normal doğumdaki kasılma da çok o bağı sağlıyor. Benim şöyle bir sorum var. Sezaryenle doğuyor olmak anne bebek bağını yoğunluğunu değiştiren bir şey midir? Yani böyle bir gözlem var mı? Bilimsel bir şey olarak çalışma yoktur ama. Çünkü normal doğumda daha çok oksitosin olduğu için. Daha doğru, doğum bağ eylemi kurur. İçin ya da bir normal önemli. Doğumdan sonra özür dilerim. Daha çok süt gelir mi sezaryana göre? Sezaryen olduğunda bir süre sonra süt gelebiliyor, doğru. Fakat bu bağ sağlandıktan sonra ten teması, bebeğin kokusunun duyulması, görülmesi, sesinin işitilmesi sonrası süt giderek artacaktır. İlk başlangıçta az geliyor olabilir bu kolostrum dediğimiz daha yoğun kıvamda ve antikorların bol bulunduğu sütte. Fakat bebeğin midesi de küçük ve giderek büyüdüğü için başlangıçta bilye kadar, daha sonra ceviz ve yumurta kadar bir büyüme gerçekleşiyor. Bu nedenle aslında o kolostrum kolay doluyor. Yetiyor. Kolostrum normal daha sonraki sütten daha farklı değil mi? Hayvanlarda da kolostrum var. İlk süt anlamında ana sütü falan falan diye söyleniyor. O kolostrumun özelliği antikorların çok olması mı, yağın çok olması mı? Kolostrum normal sütten ne kadar farklı? Protein miktarı daha fazla ve içerisinde salgısal immünglobulinler, antikorlar daha fazla bulunuyor. IgG, IgA var. Evet, o yüzden bağışıklık hücreleri daha fazla. Bizim için küçücük miktar bile çok değerli. Böyle sütü vermekte bir şey var mı, protokol? Mesela ben bir çalışma okumuştum. Bütün vücut sirkadiyen saatleri ayarlı olduğu için anne gündüz sağdığı sütüyle gece sağdığı sütü arasında fark olduğundan gündüz sütünü dolaptan alıp gece çocuğa verirse uykusu açılıyordu. Çünkü uyku hormonunu gece sütünde tutuyor. Yani bu buralara geldi mi bu süt verme işindeki disiplin? Evet, aslında anne sütü gün içerisinde bebeğin kilosuna, gününe göre değişiyor. Mesela prematür bebeklerdeki anne sütü bebek büyüdükten sonra değişiyor. Bununla beraber gündüz salgılanan anne sütü ve gece salgılanan anne sütü de farklılık gösterebiliyor. O yüzden gündüz sağdığımız sütü gündüz, gece sağdığımız sütü gece vermeyi öneriyoruz. Önemli. Peki sütü az süt yapsın diye işte şekerli, karbonhidratlı yiyenler de oluyor, şerbet içenler falan. Bunun biyolojik olarak karşılığında gerçekten süt vermeyi artıracak bir beslenme var mı? Şöyle, süt artımını kanıtlanmış olarak en önemli verdiğimiz şey bebekle ten temasının sağlanması ve sık sık emzirme. Bunun yanında annenin bol su tüketimi, dengeli beslenmesi, kendisinin dinlenmiş olması ve stresli olmaması en önemli şeyler. Stres sütü kaçırabilir yani. Evet, sütü kaçırabilir. Dengeli beslenmeden kastımız protein, yağ, karbonhidrat dengesini kurmak. Proteinden zengin yumurta, et, balık gibi gıdaların yenmesi, mevsimine uygun meyve ve sebzelerin tüketilmesi, bazen ıhlamur, rezene gibi bitki çaylarından yararlanabiliriz. Bire mayası falan diye konuşulmuştu o ürünler. Ne kadar süre emmeli? Yani ne kadar emerse o kadar iyi değil mi? Şöyle, ilk 6 ay sadece anne sütü öneriyoruz. 6 ayı geçtikten sonra ek gıdalara geçiş yapıyoruz ve 2 yaşına kadar da anne sütüne devam etmesini istiyoruz. Peki veremiyorsa bu süre boyunca anne sütü, mamalar onun yerini alıyor mu? Bir hekimle konuşarak. Tabii ki. Bazen anne farklı sebeplerden dolayı strese girebiliyor, hastalıklar olabiliyor, hastane yatışı sebep olabiliyor, süt miktarı azalabilir veya tamamen yok olabilir. Bu gibi durumlarda formül süte başvuruyoruz ve ilk 6 ay sadece formül sütü veriyoruz. Burada yapılan yanlışlardan bir tanesi de anne sütü yok, formül süt veriyoruz diye bebeğe su veya ek gıdaların 6 ay önce başlanması. Bunu uygulamıyoruz. Buna önermiyoruz. Aynen, anne sütü protokolünü uyguluyoruz. Aynen, formülde kalıyoruz. Sadece formül süt veriyoruz. Peki anne sütü ememiş, olabilecek en iyi formül sütü almış olsa bile bu iki bebek arasında fark var mı? Yani
ben hastalarıma anne sütü emdiniz mi cümlesini kullanıyorum. Hı hı. Bazen testlerinde de işte sekreter IgA diye bir test bakıyorum. Nasıl hı hı. acaba immünoglobulinleri bağırsağında hı hı. diye. Siz büyüdüğünde çocuklarda mesela alerji daha çoktur ya da uykuları hı hı. kötüdür gibi bir cümle kurabiliyor musunuz anne sütü almayan bebeklerle alanlar arasında? Tabii ki biliyoruz ki anne sütü aldığında hem hastalıklara yakalanma oranı daha çok düşüyor. Sıklığı ve hı. derecesi. Üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu veya gastroenteritler sıklığını azalttığını biliyoruz. Aynı zamanda kronik hastalıklara karşı şeker, tansiyon, alerjik egzama gibi hastalıkların da evet, azalttığını biliyoruz anne hmm. sütünün. Fakat formül süt alsa da bebeklerde bu konuda ona ihtiyacı olan gıdayı verdiğimiz için aynı şekilde devam ediyoruz. Ekstradan farklı bir uygulama yapmıyoruz. Başka bir problemler olabiliyor bazen. Başlangıçta biberon ve mama kullanmaya hmm. yönelik. Ortodontik problemler, bazen damak ve diş yapısına değişiklikler görebiliyoruz evet. biberona bağlı. Ha, daha farklı olduğu veya için. Bazı formül sütlerde hani kabızlık, bazen gaz olabiliyor. Ama ne kadar olursa olsun bunları hmm. doktor kontrolünde tamam. aşabiliriz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yurt dışında anne sütlerinin hı hı. bir şeyde satın alınabilir opsiyonda olduğunu hı hı. ben biliyorum. Anladığım kadarıyla da zaten ülkemizde de vardır değil mi? Yani anne sütü bankamız. Süt anne gibi hı hı. hani sütü yoksa başkasının sütü o kadar zararlı mı? Resmi anlamda anne sütü bankamız bizde yok maalesef. Yok. Yurt dışında var. Bununla ilgili bazı testlerin yapılması gerekiyor. Bulaşıcı hastalıklar mı, yok ve diye. Diğerlerinin. Ama henüz uygulanabilir değil. İnşallah anne sütü bankamız olur. Umarım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Çok sağ olun. Yanımda Profesör Doktor Ahmet Özkara var. Ahmet Hocam kalp damar cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz Ahmet Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ahmet Hocam'la ben üniversiteden arkadaşız. Hepimiz birbirimizin öğrencilik yıllarını da hatırlıyoruz. Hatırladığım kadarıyla zaten o zamandan beri hem cerrahiye meraklı hem de çok çalışkandınız. Sizden duyalım, bu kalp cerrahisi büyük konu ya, herkes kalp ameliyatı, bypass falan korkuyor. Minimal invaziv tam olarak ne demek? Yani az dokunduk, az kestik. Tam ne demek mesela? Yeni cerrahilerde öyle kocaman, büyük ameliyatlar olmadan neler yapabiliyorsunuz kalple ilgili? Ya aslında tabii minimal invaziv dediğimiz aynı ameliyatı yapmak hedefimiz o. Yani bypass hmm. ameliyatını daha basit bir şekilde yapmak değil ama de, buradaki hedef hastayı daha az travmatize etmek. Hastayı rahat tabii. ettirme. Daha küçük bir kesiyle. Ne kadar da ne kadar küçülüyor? Normalde. Yaklaşık 6-7 santimlik bir kesiye. Küçücük bir kesi. Normalde bu göğüs kemiğini ortadan açtığımızda 25-30 santim açıyoruz. Evet. Peki bu minimal invaziv kalp ameliyatlarını nelerde kullanıyorsunuz? Hangi kalp operasyonlarında? Şöyle, bypass başta. Aslında uzun yıllardır kapak ameliyatlarında kullanılan bir yöntem. Kalp kapakları. Evet. Mitral kapaklarda sağ taraftan küçük kesiyle yapılıyor. Robot kullanarak yapılıyor yaklaşık 10-15 yıldır. Değişik versiyonları var. Fakat son 4-5 yıldır da aslında bunun da geçmişi var ama neredeyse normal standart yöntemle yapacağımız bypassların %90'ını küçük kesiyle soldan meme üstünden gireceğimiz 6-7 santimlik bir kesiyle gerçekleştirebiliyoruz. Eskiden bunlar tek damara bypass oradan yapılabiliyordu. Şimdi 4-5 damara hepsini yapabiliyoruz. Öyle yeni gelişen tekniklerle, bir takım teknolojik desteklerle bu işi gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla hastanın iyileşme süresi ve hastaneden çıkması daha hızlı oluyor değil mi? Tabii aslında hedefimiz o. Yani bir ay geçtikten sonra hepsi aynı noktaya geliyor ama psikolojik olarak hastalar kendilerini çok iyi hissediyor. Evet. Bu kemiğin kaynama süresi ortadan açtığımız zaman yaklaşık 4 hafta. Hı. O süre hastaları çok zorlayan bir süredir. Hı hı. Ama küçük kesiyle yaptığımız zaman bu yarı yarıya kısalıyor. 2 haftada aynı performansa ulaşıyor hastalar. Ama tabii neticede hep şunu ben hastalara da belirtmem gerekiyor. Küçük kesiyle de bir bypass ameliyatı olsanız siz yine de bir bypass ameliyatı olursunuz. Bunu ciddiye alın. Evet. Şimdi oradan diyeceğim. Hani hem korkuyoruz bypass'tan hem o dediğiniz gibi büyük kesi ürkütüyor. Şimdi küçük olunca bu iş de kolaymış deyip yaymamak lazım bypass'a giden insanlar kalp sağlığı açısından. Sizin gördüğünüz hastaların ortak etiyolojisi ne? Mesela en çok işte sigara sağlığa zararlı mı? Sigara mı? Aile etkisi mi? Diyabet mi? Kilo mu? En çok ne size bypass'lık geliyor? Daha çok genetik yatkınlık varsa genelde hepsinde var hastaların. Hı-hı. Ama kolaylaştıran faktörler diyabet
mutlaka eşlik ediyor. Mutlaka değil mi? %90 eşlik ediyor. Sigara kullanımı varsa daha genç yaşlarda bize ulaşması tabii. İşte kolesterol yüksekliği vesaire bunları hani çok tartışılabilir bir konu belki evet, ama. Evet, geniş bir konu. Yani onu bir klinisyen ve cerrahla beraber değerlendirmek lazım. Ama bu bypass'ın bir sonu var mı? Mesela yaptınız, öbürü de oldu, sonra öbürü de daraldı. Böyle tekrar tekrar aynı minimal invaziv yöntemi kullanarak başka damarlara da bypass yok. Yapılabilir mi? Şimdi buradaki temel nokta şu, ateroskleroz yani damar sertliğini iyileştiremiyoruz. Bu devam eden bir süreç. Bypass yaptık, tekrar tıkanabilir. Tekrar tıkanabilir. Ama ikinci defa küçük kesili yapamazsınız. Ha, bu önemli. Evet, o yüzden buradaki planlamamız şu olmalı, bir bypass ameliyat için genel olarak konuşuyorum. Palyatif bir cerrahi aslında. Yani kalp krizi riskini kontrol altına alıyorsunuz. Uzun vadeli bir planlama yapmanız gerekiyor, tekrar tıkanmasın. Evet. Bunu da yapabilmek için en iyi damarları ve en doğru seçenekleri kullanmanız lazım. En uzun süre dayanacak damarları tercih etmek lazım. Bunların da hepsinin işte göğüs damarı alınıyor, koldan alınıyor, bacaktan alınıyor. Bunların bazıları daha uzun dayanıyor. Hastaya göre karar verip en doğru tedavi yaptığınız zaman çok uzun süreli bypass'ın kalbi koruma etkisi var. Tekrar tıkanabilir. Bu çeşitli faktörlerle olabilir. Evet. Genellikle de hasta kaynaklı faktörlerdir. Çünkü hasta ameliyattan sonra ben artık ameliyat oldum, hiçbir şeyim yok diye tekrar eski yaşamını katlandırarak devam eder. O zaman tabii ki birkaç sene sonra bize geri gelir. O zaman rahat ameliyat iyi fikir değil. Bir şey soracağım. Şöyle bir şey söylediniz. Aldığımız, bypass'a koyduğumuz vücudun diğer damarlarından bazıları daha zor tıkanıyor dediniz. Böyle bir şey mi var? Evet. Şimdi bu atar damar cerrahisi diye bir bizde başlık var. Biraz daha profesyonel tarafa kayıyor tabii. Aslında bunu hastaların da bir bypass ameliyatı karar vermiş bir hastanın da bunu talep etmesi gerekebilir veya sorgulaması gerekebilir. Ama çünkü kaynaklara ulaşmak günümüzde çok kolay. Bypass ameliyatı yaptığımız koroner damarların hepsi atar damar. Eğer biz göğüsten bir atar damarı kalpteki bir atar damara koyarsanız, evet, birleştirdiğimiz zaman bunların sonuçları çok çok iyi. Uzun vadeli sonuçları kolay kolay tıkanmıyor. Koldan aldığımız atar damar keza o da 10 yıllık %90 açık kalır, tıkanmaz. Göğüs damarı %97 açık kalır. Bacaktan alırız, bacaktan toplar damar alıyoruz, ven dediğimiz damarları. Onlar daha erken tıkanabiliyor. Ama bu tabii hastanın özelliğine göre. Değişik ama bunu bilmiyordum. Demek damar endotelinin ateroskleroza reaksiyonu farklı oluyor. Peki kimler bu küçük ameliyata uygun değil? 4 damar tamam da 5 olunca olmuyor mu gibi? Yok, 5 de yaparız, 6 da olur. Fark etmiyor. Uygun olmayanlar şöyle. Çok aşırı obezseniz yapılmaz değil ama relatif kontraindikasyon. Okey, obezlik kilonun verdiği yan etkilerden değil, o kalabalık yağdan içeriye girmek için. Ulaşmak zor. Şimdi çalıştığınız alan çok küçük. Adımlarınız küçük olmak zorunda. Çünkü her şeye hakim olamıyorsunuz. Bir komplikasyon, bir kanama, bir şey olmaması gerekiyor. Olursa açık cerrahi dönmeniz gerekiyor. İşte daha önce mesela akciğerden bir operasyon geçirmiş, akciğer yapışıklığı varsa o boşluğa giremezsiniz. Ya da ileri derecede akciğer problemi var, koahı var hastanın. Biz bu ameliyatlarda genellikle tek akciğeri söndürüp o şekilde yapıyoruz. Bunu tolere etmeyebilir. Bu tip hastalara yapılmayabilir. Daha önce bir kalp ameliyatı geçirmişse bu hastaların da büyük bir kısmını yapılmayabilir. Bazı durumlarda yapılabiliyor ama yapılacak ameliyat estetik kaygıyla yapılan bir ameliyat değil. Yani kesinlikle küçük diyorsunuz. Bence öyle. Fonksiyonel bir cerrahi yapıyoruz ve uzun vadeli sonuçları çok önemli. O yüzden küçük kesiyle ameliyat olabilmek için ben iki tane kriter oluştururum kendimce. Bir tanesi, bir kere sonuçlarını çok çok iyi bildiğimiz bir cerrahi var. Klasik cerrahi. 40 yıllık geçmişi var. Aynı kalitede ameliyatı yapabilecek miyiz? Biz küçük kesiyle yaptığımız zaman kaliteden ödün vermemiz gerekiyor. İki, hastaya ekstra bir risk oluşturacak mıyız? Eğer bunlarla ilgili bir soru işaretiniz yoksa, varsa eski yönteme geri dönüyorsunuz. Tabii onu yapmak daha doğru olur bazı hastalara. Onu öneriyorum açıkçası. Evet, yani kalp o kadar nazik bir organ ki onunla ilgili her şeyi en titiz yapmak lazım. Tabii. Şekil şemal derdimiz olmuyor tabii ki. ve sonra da ameliyattan sonra da korumaya devam etmek lazım. Yani sonsuz kere bypass olunamıyormuş görüldüğü üzere. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için Ahmet Bey. Doktor Ayşegül Çoruhlu'dan bölüm notları ve gün değerlendirmesi şimdi İyi Yaşam'da. Hadi gelin konuklarımızdan öğrendiklerimizi bölüm notları adı altında özetleyelim. Bizim için buradan ne fayda var onları
anlamaya çalışalım. Birinci konumuzda akciğer kanserini konuştuk ve özellikle şöyle bir şeyin altını çizdik. Akciğer kanseri sigara sağlığa zararlıdır, tütün ürünleri sağlığa zararlıdır ve akciğer kanserinin en önemli etmenidir. Ama öyle olmasa da akciğer kanseri gündemimiz var ve yeni dönemde daha genç yaşlarda ve daha başlangıçtaki akciğer kanserlerinin çok karşılaşıldığını, tespit edildiğini söyledi. Ve bunun için de şöyle bir gerekçeyi belirtti. Yaşadığımız COVID'den dolayı akciğer hastalıkları, akciğer enfeksiyonları önemli olduğu için herhangi bir enfeksiyon şikayetinde eskisi gibi düz film değil, düşük doz tomografiyle akciğere bakınca o filmde görülmeyen, daha küçücük olan başlangıç aşamasındaki akciğer kanserlerini tespit edebilir olduk dedi. Ve onları biyopsi gibi oradan aldığımızda minimal bir ufak bir operasyonla o kişinin ileride akciğer kanseri olma riskini sıfırlamış oluyoruz dedi. Ve akciğer kanseri gibi çok önemli bir konuda böyle bir gücün elimizde olması benim açımdan çok kıymetli. Ve sigara içerlerin bilmesi gerekir ki akciğer kanseri kadar mesane kanseri de bu kişiler için risktir. Her ne kadar sigara zararlı ve onu konuşuyorsak da havadaki kimyasallardan, işte sanayi bölgesinde yaşamaktan veya Anadolu'daki evleri beyaz sıvayla yapılan asbest olan bölgelerdeki o kimyasaldan da akciğer kanseri olasılığı artıyor diye hatırlamak, bunu bilmek lazım. En önemli konulardan biri de ilerlemediği sürece ve özellikle akciğerin kenarlarına denk gelmediği sürece kocaman büyüse de bir belirti yapmıyor. O yüzden hani bir şikayetim yok idi de bizi burada kurtarmıyor. Belki bir genel check-up'ınızda risklerinizi değerlendirip siz de acaba daha erkenden o tomografiyle taranması gereken kişilerden misiniz sorabilirsiniz. Çünkü robotik cerrahiyle çok rahatlıkla biyopsi gibi alınıp bu işten kurtuluyorsunuz. İkinci olarak anne sütünü konuştuk. Anne sütünün önemini ne kadar anlatsak yetmez. Hekim arkadaşımız bize bebekleri 6 ay sadece ve sadece anne sütüyle beslemek gerektiğini söyledi. Hatta anne sütü verilemiyorsa bebeklere verilecek süt için kullanılan, yerine kullanılan mamaların yanına ekstraya vermek gerek yok. Sadece gene anne sütü replasmanı olan o mamalarla 6 ay devam edip daha sonra diğer ürünleri eklemek gerekir dedi. Ve anne sütü beslenmesi 6 ay sırf anne sütü, 2 yıla kadar da emzirmeyi uzatmak lazım. Emzirme zamanı önemli. Gündüz gündüz sütünü, gece gece sütünü bebeğe vermek lazım. Süt verirken anne ile bebek arasında da özel bir bağ kurulmuş oluyor. İlk 1 saat içinde bebeğin anne ile temas etmesi, memeyle meme emmeye öğrenmeye başlaması ve böylece anne ve bebek arasındaki hem süt vermenin artmasını da sağlayacak kimyasal ve duygusal bağın kurulması gerektiğini söyledi. Son olarak da bizi göreceli olarak az ilgilendiriyor gibi minimal invaziv kalp hastalığı cerrahisinden bahsettik. Ne biliyoruz kalp hastalıkları ile ilgili? İşte bypass ameliyatları oluyor, kapak ameliyatları oluyor. Bazen yakınlarımızı görüyoruz, işte yazın mayosunu giymiş bir beyefendinin hani göğsünde uzun 20 küsur santimlik bir iz görebiliyoruz. İşte o iz azalmış ve 5-6 santim kadar küçücük bir izle minimal iz bırakan ameliyat yöntemine geçilmiş. Hastanın iyileşmesi de daha kolay. Çünkü ana bu göğüs kemiği kırılmadığı için daha hızlı iyileşiyor. Fakat olayın ciddiyeti değişmiyor. Bypass gene önemli. Damar tıkanıklığı önemli. Kalp hastalıkları önemli. Ve zaten bu kadar az iz bırakan ve minimal dediğimiz bu yöntem her hastaya yapılamıyor. Bir kere yapılıyor. Bir daha damarlarınız tıkanırsa yapılabilecek bir şey değil. Burada öğrenilmesi gereken, en azından bypass'tan korkmakla ilgili bir şekil şemal derdimiz varsa onunla ilgili bir seçeneğimiz olduğunu bilmek, bu işin teknolojik olarak ilerlediğini bilmek ama en önemlisi oraya gitmemek için bu ameliyatı olmadan önce de olduktan sonra da eğer özellikle de genetik bir yatkınlığımız varsa onun üstüne yanlış beslenmeyle, tütün ürünleri kullanarak veya işte kiloyla, uykusuzlukla ekstra yük bindirmemek ve o riskimizi arttırmamak gerekir. Çünkü akciğer gibi kalpte biricik organımız yani. Onu korumak için bize önerilen her şeyi yapmak lazım. Yüz güldürücü şey ameliyatların daha bizim için rahat olabilecek boyuta gelmiş olması teknoloji sayesinde. Bugün özeti kısaca böyleydi. Yine haftaya başka konular, başka konuklar, başka özetlerle burada olacağım.